Ahmet Usta. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ve bizim Diyarbakır'ın iyi değerli insanlardan biri. Şimdi oraya dön. Sen geldin mi? Cumhurbaşkanımızın teveccühü ve güveniyle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilliği perspektifinde de daha öne çıkan bir istek oldu bunlar. Öncelikle sevgili Veysi Başkanım ve tüm yönetim kurulu üyelerimizin haklı olarak ve bizim de Diyarbakır'ın bir eksikliği olarak gördüğümüz bir konunun altını çizmek istiyorum. Buradan paylaşıyorum. 2020 yılında Diyarbakır merkezli Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetimiz Sur'da Diyarbakır'ın tarihi mimarisine haiz olan çok özel bir hizmet binasına kavuşacak inşallah. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gazetecilik mesleği gerçekten meşakkatli, gerçekten çok zor olduğunu söylememin bir anlamı olmadığını çok biliyorsunuz. Özellikle sınır hattında bulunan bölgelerde Diyarbakır merkezli gazeteci arkadaşlarımız yine 14 ilde Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olan 14 ilde çok değerli meslektaşlarımız en son olarak Suriye'deki harekatı takip etmişti. Yine Afganistan'da, Irak'ta, çeşitli bölgelerde Diyarbakır'dan gazeteci arkadaşlarımız o bölgelerde haber takibini yapıyor. Gerçekten de ateşten gömlek giyen meslektaşlarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Güzel sunumuyla, kendine has sunumuyla CNN'den Remiha Şahin. Kendisi de aramızda olmadığı için Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü Sayın Mücahit Yolcu Bey ödüllerini alacaklar. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Demirören grubundan Mehmet Sezgin, devleti durdurdu, Magandayı durduramadı eseriyle ödüle layık görüldü.